Trafik yıkıldı. Sabah 9'da. Bunlar önden olacak, gördün mü? Şöyle bir bakayım. Mesela sen anlatsaydın şunlar 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 olacak diye. İlgi de tanışıyor musunuz sordu. Çok şanslı. İnşallah güzel bir gün yaşayalım. La gergi tut. Gibi. Her gün hani çok rahatlıklar daveti gönderdi. ...1887 yılında o zamanın Trabzon valisi Gidikli Sırrı Paşa'nın önderliğinde kurulan ve bugüne kadar geçen 130 yıllık ömrü boyunca birçok değeri, bir bölümü aramızda olan, bir bölümü kaybettiğimiz, bir bölümü burada olmak isteyip de olamayan ama gerçekten Türkiye'nin sanatına, sporuna, siyasetine, kültürüne, her alanına damgasını vurmuş çok önemli bir eğitim kurumu. Başlangıçta da söyledim, hepimizin içerisinde olmaktan büyük onur duyduğu Trabzon Lisesi 130 yaşında. Bugünkü lise günümüzde burada biraz sonra dün aramızdan ayrılışının 79. yılını andığımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyup İstiklal Marşı'mızı söyledikten sonra Uzun Sokak güzergahını kullanarak postanenin önüne kadar bir yürüyüş yapacağız. Bundan 30 sene önce 1987'de Trabzon Lisesi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlanırken ben o okulun öğrencisiydim o anda. Oradan çok ciddi bir yürüyüş buraya yapılmıştı. Şimdi bir anlamda belki bunun cevabını buradan okula doğru yapacağız. Orada etkinliklerimiz olacak. Çok değerli bir eser olan Trabzon Lisesi belgeseli ki bana göre gerçekten çok önemli bir tarihi vesika olacak bundan sonra Trabzon için. Onu izleyeceğiz. Orada yine okulumuzun önündeki yeni anıtın açılışını yapacağız. Geleneksel pilav günümüzü yapacağız ve
kutlamalarımıza akşam da yine Amamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam edeceğiz. Bu kısa açılıştan sonra biraz önce de bahsettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyması için okulumuzun en yaşlı mezunlarından Sayın Zeki Çakmakçı'yı, Trabzon liselerinden yetişenler Derneği Başkanı Sayın Kenan Atalay'ı ve bu dönem okulumuzdan mezun olan sevgili Begüm'ü ve Tolga Han'ı çelenki koymak için davet ediyorum. Buyurun. Evet, sizleri. Evet, fotoğraf çekiminin ardından uzun sokak güzergahını kullanarak postane önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Oradan otobüsle ya da diğer imkanlarla Trabzon Lisesi'nin önünde tekrar buluşulacak. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkürle birlikte bir kere daha selamlıyorum. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Başkanı Sayın Kenan Atalay'ı davet ediyorum. Buyurun. Kültür ve Dayanışma Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Derneğimizin adı her ne kadar Trabzon Liselerinde Yetişenler Kültür ve Dayanışma Derneği olsa da üyelerinin %95'i Trabzon Lisesi mezunu. Ve kurucu üyeleri ilimizden İstanbul'a okumaya giden, üniversite tahsili yapmaya giden Trabzon Lisesi mezunu gençlerdir. Mahmut Koloğlu, Masar Şener, İhsan Orhan, Sebahattin Kuduboğlu gibi. Bu gençler 1936 yılında önce 19 Mayıs Talebe Cemiyeti'ni, 1946 yılında da Trabzon Liselerine Yetişenler Cemiyeti'ni kurarlar. Derneğimiz bu derneklerin devamı niteliğindedir. 130 yıllık tarihinde sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de çok değerli ilim, siyaset, sanat ve spor adamı yetiştirip mezun eden lisemizin bundan sonraki yıllarda da aynı misyon ve vizyon ile eğitim öğretim hayatına devam etmesi en büyük dileğimizdir. Bu kutlama günü vesilesiyle okulumuzda bugüne kadar görev yapan tüm müdür, idareci, öğretmen ve okuyup mezun olan öğrencilerinden ebediyete intikal edenleri rahmetle anarken hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Fiili olarak bulunmamasına rağmen Trabzon'un her kademede yaşattığını çok iyi bildiğim, hangi koridorlarda koştuğum dönemin öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun efendim. Düzeni bozmadan devam edelim sevgili Altı. Evrimleştik. Hepimiz 17 yaşındayız, 18 yaşındayız ve lise arkadaşıyız. En yaşlı, en tecrübeli büyüklerimizden en genç kardeşlerimize kadar. Tabii burada heyecan duyuyorum. Çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Çok değerli mezunlarımız var. Öyle güzel ki görev yapıyorum. Görev yaptığım ilçenin muhtarıyla aynı lise mezunuyuz.
Ya da üniversite bitiriyorum, üniversitemin rektörüyle aynı lise mezunuyuz. Veya çocuğum bir üniversitede okuyor şu anda, o üniversitenin rektörü yine aynı lise mezunuyuz. Böyle kıymetli bir okulun ferdi olmaktan elbette onur duyuyorum. Trabzon Tarihi Araştırmaları Merkezi Vakfı denince de elbette burada rahmetle, minnetle Necmettin Karaduman ismini anmak, kendisini anmak ve ona gerçekten bir baba dostu olarak ve yaşadığı hayat boyunca da ziyaretine gidip onunla dertleşip tavsiyelerini alıp onunla beraber olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok güzel insanlar yetiştirdi ve ben tartışma yaratmak istemiyorum ama ben 100. dönem mezunuyum. Bazı arkadaşlarım 1987'nin Nisan ayında kuruluş yıl dönemi kutlandı diye kendisini 100. dönem mezunu sayıyorlar ama ben 100. dönem mezunu olduğumu iddia ediyorum çünkü 1987-88 mezunları 100. dönem mezunudur. Matematiksel olarak saydığınızda tam oraya denk geliyor. Bunu ifade edeyim öncelikle. Ama 100. yıl dönümü evet 87'de kutlandı ve biz de burada o zaman gelen tüm büyüklerimize pilav ikram ettik, tabakları topladık, tabakları yıkadık, çalıştık onurla, gururla. Tabi burada bugün öyle bir şeye ihtiyaç yok ama dilerdim ki burada bizimle beraber sevgili öğrenci kardeşlerimiz olsunlar. Tabi dilerdim ki bu kentin idari büyükleri de burada bizimle olsunlar, beraber hissedelim. Trabzon Lisesi ya da Trabzon ismi hiç kimseye ait değil. Trabzon Lisesi ya Trabzon'un adının geçtiği her şey bu kentte doğan, yaşamış, bu kentin içinde var olmuş herkese ait. O bakımdan isminin geçtiği her yere hepimiz koşarak gideriz. Hiçbir ego, hiçbir nasıl söyleyeyim altında bir şey aramaksızın, üstünde bir şey aramaksızın koşarak gideriz. Gitmeye de devam edeceğiz. Bu işler gönül işidir, yürek işidir. Ben bu kentten beslenerek hayatımı devam ettiriyorum. Yani bu şehirde ve bu lisede mezun olmuş baba oğluz biz. Babamla beraber buraya geldim. Benim için tabii gurur verici. Ama şunu söyleyeyim. Lisemizin üst katındaki sınıflarımızda yatakhane olmasını şiddetle reddediyor. Biz, benim sınıf arkadaşlarım var, yarım gün ağlamıştık o sınıfta. Ben bugün tekrar orada ağlamak isterdim mesela. Ama çıkamıyorum çünkü yatakhane var. Evet, olacak işte. Bunun değişmesi lazım. Ben Trabzon Lisesi'ne mezun gençlerle bundan bir ay önce İstanbul'da buluştum. Üniversitede okuyorlar. Çok da kıymetli üniversitelerde okuyorlar. Gözlerin içi pırıl pırıl parlıyor. Çok kıymetli gençler. Boğaziçi'nde, Yıldız'da, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorlar. Pırıl pırıl gençler. Onlarla imza kampanyası başlattık. Tipli Fen Lisesi olabilir yani ama adı Trabzon Lisesi'dir arkadaşlar. Ve bu kentin lokomotifleri var. Niçin sessiz dururlar bilmiyorum ama ben 50'ye yakın imza topladım. O imzayı da arkadaşlarım teslim edecekler okul müdürüne. Lütfen imza ver. Buradaki tüm büyüklerimiz bu lisenin adı Trabzon Lisesi. Fen Lisesi olabilir. Gurur da duyuyoruz. Başarılı çocuklarımız burada yetişsin. Gençlerimiz gurur duyalım, onur duyalım ama ismi Trabzon Lisesi olmalıdır. Sevgili konuşmacılar, dostlarımız Ticaret ve Sanayi Odası'na atıfta bulundular. Değerli başkanımız da burada. Evet, lokomotif olabilirler. Değerli başkanım, siz de buranın hem mezunu hem ferdisiniz. Lokomotif olunuz, şahsen ben ve emin olun, biliyorum ki burada olan olmayan birçok insan katkı sunar. Yeni nesil ve herkesi heyecanlandıran, gururlandıran bir müzeye birliğiyle kuralım Sayın Başkan. Siz buna
bir lokomotif görevi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle ifade edeyim. Ben bu kentten besleniyorum. Görevimi yaparken örneğin diyorum ki Trabzon şehrine ne olur mahcup olmayayım. Ben orada doğdum diyorum. Trabzon Lisesi'nde mezun olan insanlar takip ediyorsa aman görevimde mahcup olmayayım, iyi şeyler yapayım. Hani beni motive ediyor. Burada beslendiğim o damar ve duygular beni motive ediyor. Bundan sonra buradan yetişecek insanları da motive etmeli. Bu ülkenin ve bu şehrin, bu ülkenin kurucu değerlerini tanıyacağı, hissedeceği kurumlara ihtiyaç var. Trabzon Lisesi de öyle bir lise. Yani ben hayatımın hiçbir evresinde Ey Türk Gençliği diye başlayan ve Ne Mutlu Türk'üm diye biten o gençliğe hitabenin tüm tavsiyelerini yerine getirmeyi ilke edinmiş birisiyim. Cumhuriyet Gençliği Kur'an değerlerin bir temsilcisiyim ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir genciyim. Her ortamda da bunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Bunun da en değerli kaynağı, en değerli unsuru Trabzon Lisesi'dir. O sevgili öğretmenlerimdir, o değerli sınıf arkadaşlarımdır, koridorda koştuğum arkadaşlarımdır ve geçmişten gelen buranın o manevi tılsımıdır. O yönüyle bu liseye hepimiz katkı sunalım, sunmaya devam edelim. Ve istirham ediyorum, adı Trabzon olduğu zaman, Trabzon Lisesi olduğu zaman bu kente katkı sunmak adına hiçbir kaygı duymaksızın ve hiçbir talimat almaksızın koşa koşa gelelim. Burayı yalnız bırakmayalım. Trabzon Lisesi'ni çok seviyorum. Bu güzel yıl dönümünde 130. yıl dönümünde inşallah 200. 300. yıl dönümleri kutlanacak bir ilim irfan yuvası olarak yoluna devam etmesi noktasında bir motivasyon sağlamışsak hep birlikte ne mutlu bizlere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. O da güzel bir formül bulmuş. İşte ben 87'de 100. yıl mezunuyum. O da 88. Atatürkçülüğü yaşam felsefesi olarak kabul etmiş, benimsemiş, özümsemiş yüce millet bundan vazgeçer. Eğer Trabzon'un ismini değiştirip Arapzon yapmak isteyenler varsa açıkça söylesinler. Trabzon Lisesi'nin ismi, Trabzon'un ismi Trabzon kaldıkça da asla değişmeyecektir. Ve keza İmam Hatip Kampüsü haline hiçbir zaman gelemez. Saygılar sunuyorum. Sayın Aydınoğlu'na teşekkür ediyoruz. Az önce Kemal Hocam burada Trabzon'u anlattı, Silivri'yi anlattı. Ben de Silivri'den geldim. Ve ben bir şey daha söyleyeyim. Parlamentoda 550 milletvekili var ama ben Trabzon milletvekiliyim. Sevgili Trabzonlular, sevgili Trabzon liseliler. Trabzon'u zaman zaman anlatma fırsatı bulduğumda gerçekten Trabzon'u anlatırken heyecanlanıyorum, kendimi kaptırıyorum. Bazen kısa konuşacağım diyorum ama 2,5 saatte işi toparlıyorum. Evet. Erdal Atalay not düştü. Trabzon Lisesi'nden mezun olmuş ilk doktor. Bu da önemli bir ayrıntı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Trabzon Lisesi'ni her yerde gururla temsil etmenin her bu arenada, her platformda Trabzon Lisesi'nin liseli olmanın gururuyla yaşıyoruz.
bizi davet etti. Özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ısrarla sevgili Cengiz Bey programı hazırladı. İzmir'e kadar geldi biliyorum. Benim de bazı görüntülerimi aldı. Aynı şekilde Teoman Önaldı'nın da aldı biliyorum. Ama Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın bu taşın altına elini koymuş olması, böylece heyecanlı bir Trabzonlu olmasını da burada gördüm. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü davet de ettiler ama lütfen gelin dediler sekreteriyasına. Başarılar, gururlar, mezuniyetler, tayinler derken yıllar yılları kovaladı ve 1963 yılında Trabzon'da eğitim fakültesi açıldı. Trabzon Lisesi için bir başka kırılma noktası oldu bu durum. Zira en iyi hocalarını eğitim fakültesine göndermek zorunda kaldı. Şeylerim, bizim sınıf falan çok üstündeydi diye düşünüyorum. Özenmeyecek bir tarafı yok. Yani diyorum gerçekten çok ağlamışsın, niye mezun oldun diye. Siyasi görüş var, bir şeyler yapıyorsun, karşılıklı münakaşa oluyor ama siyaseten kavga etmedik hiç. Titrimin altına kendini anlat dediklerinde gururla her zaman söylediğin Trabzon Lisesi'nin 100. dönem mezunu. Yani bunu söylemekten gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Çok önemli bir şey benim için mesela. Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Trabzon Lisesi'nin o günü muhteşemdi. Efsane isim eski müdür Faik Tranaz da oradaydı. Yıllarca anılardan silinmeyen o günün fotoğrafları Trabzon Lisesi'ni belki de bir kez daha besledi. Fakat sorun... Çekeceksiniz onu açınca. Bekir Gerçek ismi geçti, onu da davet etmek istiyorum sevgili Bekir Gerçek'i. Evet. Hatay Başkanı göremiyorum. Burada onu da rica edeyim. İçeride çünkü içeride görememiştim. Evet, Haluk Bey de geldi. Onu da davet ediyorum. Eşe Hanım da burada. Yardım ederseniz yere sürünmesin. Evet, hep birlikte saygı duruşuna geçelim. Heykeltıraşımızı alkışlayalım ve atamıza saygımızı da gösterelim. Mahir Bey buradaysa, Paroz'dan Mahir Bey buradaysa. Sayın Bakanımız Suat Çağlayan da. Abi şöyle bu tarafa geçer misin? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Afiyet olsun.